Şimdi asıl Yamanaka'ya dönersek, senin de Hı. söylediğin gibi 42 yıl içerisinde çok kısa sayılacak bir ömür. Bana hep şey gelmiştir, katılır mısın bilmiyorum ama çok yaşlı bir görüntüsü var. Yani Evet. örneğin şöyle düşünün sevgili seyirciler, deli deli küpeliği çektiğinde 30'lu yaşlarında, 35-36 35. yaşında civarında. Yani ben şu an yaşım ortaya çıkmasın söylemeyeyim ama senden ilerleyelim. Sen de 30'lu yaşlardasın. Yani Deli şimdi deli biraz küpeli zor geliyor. çekildiğinde ben yeni doğmuştum, öyle Ha söyleyeyim. mesela ya o cüssesinden kaynaklı ya da o ses tonundan kaynaklı böyle baktığın zaman mesela o deli deli küpelideki o dağ sahnesinde işte eşkıyayı Yılan canlandırdığında oğlum. Yılanoğlu'nda ya 50 yaşında gibi duruyor. Daha böyle şey duruyor. Daha önceki filmlere bak. Ya da geç işte Yoksul filmine bak mesela. Yoksul filminde de aynı şekilde. Fakat vefat ettiğinde Allah rahmet eylesin 42 yaşında. Bir benzeri Yavuz Erçetinkaya'nın çok yakın arkadaşı, dostu. Yavuz Erçetinkaya da galiba 43 yaşında vefat etti kalp krizinden. O da aslında çok daha fazla gösterdi. Özellikle Kurtuluş dizisindeki rolüne baktığımızda, belki dönem kıyafeti giydiğinden midir nedir bilmiyorum ama gerçekten belki son oynadığı yapımda o. Böyle 43 falan değil, yani 50'li yaşlarında gösteriyor ikisini. Çok enteresan bir görüntüsü var. Ve ikisi de dağ gibi adamlardı. Evet. Ben Yamanaka'yı gerçekten çok seviyorum. Şimdi 42 yıllık ömrüne birçok oyun, dizi, film, seslendirme sığdırdı. Ve bir de seslendirme sanatçısı ekseriyette kendi sesini kullanan bir oyuncuydu. Hep merak ederler, Yoksul filminde neden Kamran Üster konuştu? Paylaştığımda inanmayanlar oldu. İnsanları kandırmaya utanmıyor musunuz diye yazanlar oldu. Ama Kamran Üster seslendi. Orada biz seslendirmeyi biraz farklı anlıyoruz. Şöyle, bu oyuncuya bu ses gitmiş mi den ziyade bu role bu ses gitmiş mi konuşmamız lazım aslında. O role Kamran Üster'in sesi gerçekten çok iyi gitmiş. Bence olması gereken oydu. Yaman Okay kendi sesiyle oynasaydı belki o rolü biz bu kadar özümseyemezdik. O rolün içerisindeki o kötülüğü, üç kağıdı alamazdık diye düşünüyorum. Çünkü Kamuran Uslar'ın öyle bir sesi var. Bu arada Kamuran değil arkadaşlar. Kamuran. Kamran Araya bir Uslar. parantez açayım mı? Bu aynı benzettiğin olay şeyde de var. Herhangi bir kadın filminde Tarık Akan mesela Kamuran Uster seslendirmiş orada. Tabii. Baktığın zaman işte bir salon filmleri erkeği Hayri Esen seslendirmesi yapılıyor ama şimdi Can Koşar falan da vardı mesela. Hayri Esen'in sesini oraya gitmesi mümkün değil. Yani baktığın zaman gerçi o zaman hayatta değil Hayri Esen ama yani velev ki yani o filmin çekildiği dönemde Hayri Esen olsa çünkü oradaki şive, tonlama, işte birazcık hani avam diyeyim konuşma tarzı tamamen direkt bu Kamran Usta'ya uyuyor aslında. Bu arada şey, yine Tufan Yaşını sormuşlar bu arada. Caner Bey senin yaşını öğrenmek istiyor. Altta yazdı ama sen onu kaçırdın. benim mi? Evet. Ben Az önce 8 yaş muhabbetinde geçti Ha de. ben 86 doğumluyum ya. Benden Kaç ediyor? küçük müsün o 38. zaman? Bunu geçen konuşmuştuk. Abi diyecektim sana. Önemli. Tufan demiş ki Kurtuluş'ta da Esen Günay seslendirmiştik. Çünkü Kurtuluş'un seslendirmesi yapıldığında şey vefat etmişti Yaman Okay. O yüzden Esen Günay seslendirmişti. Yani o 92'de başladı çünkü onu 91'de başlamış zannedersem çekimleri Kurtuluş'un. 94'te gösterime girdi. Bir şey var, süreç var. Seslendirmesi de muhtemelen 93'te falan yapıldı. O dönemde şey vefat etmişti zaten. Evet. Seslendirmesi esnasında Yaman Okay. 1986 senesine 9 tane film sığdırmış. Evet. Ama ilk başlangıcı oraya geçmeden Sedat seslendirmeyle başlıyor herhalde zaten Yaman Okay sinemaya. Benim notlarımda 1976 yılında Söyleyin Anama Ağlamasın filminde seslendirme yaparak başlamış. İlk filmi meşhur Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Zeki Ökten'in çektiği Sürü zaten. 1978, 2 yıl sonra geliyor zaten. Geçenlerde biz yayınladık. Onunla seninle biraz konuşmak istiyorum. Engin Çağlar'ın bir röportajını yayınladık. Engin Çağlar'ın doğum gününde. Engin Bey orada diyor ki ben diyor kendi sesimle oynamadım. Beni hep Hayri Esen seslendirdi. Özellikle bu konuda da şart koştum. Çünkü dublaj sanatçılarının kazandığı para benim için bahşiş gibi bir şeydi. Yani çok cüzi bir Doğru. paradan bahsediyor.
Şimdi Yaman Okay noktasına dönersek, tiyatroda başlıyor zaten hayatına. Evet. Muhtemelen de sinemaya geçişi bence bir ek kazanç. Bunu Şener Şen'in röportajlarında da görüyoruz. Çünkü atla deve bir para kazanılmamış herhalde dublajda. Ve bakıldığı zaman hep bir ek gelir olarak görülmüş. Yani herkesin bir tiyatrocuk geçmişi var. Şener Şen'e bakınca mesela işte radyo tiyatrolarında oynuyor, dublaj yapıyor, figüranlık yapıyor. Para kazanıp hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Bence herhalde ilk başlangıç noktasında Yaman Okay'ın da burada bir para şeysi var. Yaman Okay'ın aslında şimdi Giresun'da doğuyor. Sinop, hatta Ahmet de yazmış, Ayancık'ta ilkokul, ortaokulu okuyor. Ayancıklılar için biraz, Sinop için, Sinop Ayancıklılar için biraz özel bir yeri var. Yaman Okay şiirlerinde, bazı yazılarında vesaire falan hep oradan bahseder. Oranın kendisi için özel bir yer olduğundan bahseder. Hatta orada bir parka, kültür parkı diye bir, ya da normal bir çay bahçesinin içerisinde olduğu bir parka Yaman Okay ismi veriliyor. 2012 tarihli bir yazıda okudum. Şeyi epeyce bir belediyeyi tebrik etmiş bir köşe yazarı. Böyle bir noktaya değindiğiniz için, bizim için kıymetli olan birinin adını buraya verdiğiniz için tebrik etmiş. Ondan sonra Ankara'da, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Yaman Okay'ın aslında biraz böyle tiyatroya geçişini sağlayan, tiyatroya mail etmesini, daha doğrusu tiyatroda böyle başrolde vesaire falan oynamasını sağlayan kişi Rutkay Aziz. Rutkay Aziz çok yardımcı oluyor kendisine. Meral Okay rahmetli eşi, o da yine aynı şekilde kanserden vefat etti. Birisi pankreas, birisi akciğer kanseri, ondan vefat etti. Meral Okay'la da 1984 yılında evleniyorlar. Evet. Hatta Meral Okay şey diyor, biz diyor Rutkay Aziz'in Ankara Sanat Tiyatrosu'nda bizi işte Yaman orada oyunlara başladı. Orada tanıştık ama ilk başta birbirimize aşık değildik. Fakat daha sonra bir arada olunca haliyle birbirimize aşık olduk ve 84 yılında evleniyorlar. 1981 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alıyor. Bereketli Topraklar Üzerine filmiyle. O film Orhan Kemal'in zannedersem eseri, 30 öyküden oluşan bir eser. İçerisinde 30 tane öykü var. Bu öykülerden 4 tanesi işte köyünden Çukurova'ya doğru gidiş sürecini anlatıyor. 22 tanesi zannedersem şeyi anlatıyor. 26 tanesi, yok 22 tanesi Çukurova'daki süreci anlatıyor. Kalan iki bölümde işte şeye dönüşünü anlatıyor. Filmde hepsine yer vermiyorlar zannedersem. Ama yine de uyarlama olarak Tuncay Kurtiz'in senaryosunu yazdığı bir film. Başarılı bir film. Sürekli sosyal medyada, Instagram'da paylaşılan bir sahne var. Donu yok falan filan. Donuyoruz desene oğlum. Donu yok diyor. Erkan Yücel'di galiba o oynayan kişi. İşte bilerek mi yapıyorsun falan diye hep altında yazarlar bu film. Muhtemelen hatırlamışlardır o videoyu. Bu film hangi film falan diye yazıyorlar. Bereketli Topraklar Üzerine filminden bir kesit. Orada taşradan işte şehre gelip ya da işte çalışmak gibi ekmek parası için şehrini, yaşadığı yeri terk eden insanların yaşadığı zorlukları anlatan toplumsal gerçekçi filmlerimizden bir tanesi. Bir takipçimiz mesaj göndermişti bu filmden ve işte bu ödülden ve bahseder misiniz diye, ki zaten bundan bahsetmeden olmaz, Yaman Okay'ın aldığı tek zannedersem Altın Portakal ödülü de bu. Genelde hep sosyal içerikli filmlerde oynuyor. Zaten biraz sonra bir röportajını beğeneceğim. İşte orada ben kısaca bir filmlerini toparlayayım istersen. İşte Adak, Gülhasan, Herhangi Bir Kadın, Yılanı Öldürseler, At, Faize Hücum, Alişan, Tomruk, Pehlivan, Kurbağalar, Bir Avuç Cennet, 40 Metrekare Almanya, ki 40 Metrekare Almanya'da başrol oynuyor zaten. Yani diğer filmlerde hep yan karakterken 40 Metrekare Almanya'da oluyor. Ve bir röportajda şunu soruyorlar. Yani bu kadar çok filmde oynadınız ama hani Bizimkiler dönemine kadar olan süreçte çok böyle yıldızınız parlamadı. Tabii her zaman derim ben, televizyonun kitlelere ulaşmada çok daha büyük etkisi var. Yani siz bir sinemada 100 tane film çekersiniz ama bir tane dizi ya da bir tane reklam filmi bile sizi alır bir yere götürebilir. Yaman Okay'a bunu sorduklarında o da şunu söylemiş. Yani niye tiyatro yaşamı ve çevirdiğiniz filmlerde halkın çok aklında kalmadınız diye. Ya demiş, yaptığım filmler sol içerikli olduğundan dolayı, sosyal filmler olduğundan dolayı ya salon bulamadı ya da TRT'nin sansürüne takıldı. Yani hiçbir zaman halka ulaşma imkanımız olmadı demiş. Ve sevdiğim yanı, araştırma yaparken şunu gördüm Sedat.
güzel eleştiriyor. Kendisini de eleştiriyor, rolünü de eleştiriyor, filmlerini de eleştiriyor. Mesela yine bir röportajından çıkarttım Fazilet filmiyle alakalı. Fazilet filminde yönetmen İrfan Tözün ve hatta bu konuda bir tartışma yaşıyorlar. Canlandırdığı karakter için diyor ki yani benim canlandırdığım karakter siyasi bir kişilik. İşte sendikaya üye bu kişiyi daha fazla yansıtmamız lazım ama hiçbir şekilde yansıtmıyoruz diyor. Ya yönetmen İrfan Tözüm ne yazık ki bu isteğine çok fazla şey yapmıyor. Ucundan kıyısından o film o şekilde geçsin diyor. Yani aslında canlandırdığı karakterler noktasında da bunu 40 metrekare Almanya filmi için de geçerli. Bilmiyorum izledim mi ama izlemeyenler için şunu söyleyebilirim. 40 metrekare Almanya'yı ben bu yayın için izledim. Yani baştan sona kadar izledim. Bir kere karanlık bir film öncelikle. Biraz sert bir film. Ama sonu söylemeyeyim ama sonunda ben Yaman Okay'ı çırılçıplak gördüm. Yani bildiğiniz şekilde çırılçıplak gördüm. Yani çok büyük bir cesaret ister arkadaşlar. Yani her şeyle meydanda öyle söyleyeyim sadece. Hani o dönem içerisindeki sanatçılardan böyle ulu orta gerçekten. Yani izlemeyenler birçok insan da izlememiştir emin olun. Bu arada o filme ayrı benim bir zaten bir merakım vardı. Mezatlarda bu filmin bütün diyalarını, fotoğraflarını ben topladım. Şu anda herhalde hiç kimsede olmaması lazım bunlar. Bunların hepsi şu anda elimizde. niye sormayın? Ama parayı göndermezseniz kız ölür falan. hepsi bende. Ama sanki herhalde katılır mısın bilmiyorum ama Kemal Sunal'da oynadıktan sonraki Kemal Sunal filmlerinden sonra birazcık da hani o sosyal içerikli filmlerden sonra geçen yine aslında Kemal Sunal'la komedi yapmıyor. Yani bir Dinçer Çekmez ikilisi oluşturmuyorlar. Daha böyle benim hep üçleme dediğim bir film şekli oradaki. İşte davacı, yoksul ve düttürü dünya. İşte küçük adamların hikayesinin anlatıldığı bir film bunlar. Ve o filmlere baktığınızda oranın ikinci adamı ama sert karakteri, farklı bir yapısı var. Mesela direkt yoksula geçersek, yani tamamen tefeci bir çay ocağı sahibini anlatıyor. Binde sıfır bir gül bilmem kaç falan. Değil mi? Seni o kadar şey yaptım, ortak yaptım diyor. Ve Kemal Sunal'ı aslında bambaşka bir tipte görüyoruz. Yani Natuk Baytan elbisesini çıkartıp asıp daha böyle sosyal içerikli filmlere dönüyoruz. İstersen oradan devam edelim. Ben sana şimdi bırakayım. Yoksul filmiyle evet biraz daha popüler oldu. Ama ben ondan daha başarılı bir eşkıya rolü izlemedim. Yılan oldu. Bakışlarıyla, heybetiyle, diyalogları, o komedi içeren hali bile gerçekten çok ciddi oynamıştı. Çok başarılı bir oyunculuktu Yaman Okay'ın. Biz tabii küçükken Kemal Sunal'ın karşısında bir rol olduğundan dolayı hep role kızıyorduk. Oyuncuyu da biraz böyle tukaka falan yapıyorduk küçükken ama büyüyünce anlıyorsun ki gerçekten çok büyük oynamışlar. Ben onun Düş Gezginleri filmini de izledim. O da çok iyidir. Tatar Ramazan filmindeki Meydancı Mustafa rolü. Şöyle bir durum var şimdi. Aynı dönem Bizimkiler'de de oynuyor. Hatta o çekildiği dönemde işte Bizimkiler'de de oynuyor. Bıyıkları falan kesmiş bir Hitler bıyığı vardı Meydancı Mustafa'da. İki tane farklı dizide, iki tane farklı yapımda, iki tane zıt rolü, birinde biraz entelektüel şair, oyuncu ama biraz da böyle her çocuğun keşke benim dayım böyle olsa diyebileceği, hafiften atan tutan bir dayı. Birinde işte müebbete mahkum olmuş bir şey, mahkum, koğuş ağası, herkese kan kusturan bir adam oynuyor ve ikisini de çok başarılı oynuyor. Sırıtmıyor. Yani hiç kimse ya bu adam Meydancı Mustafa'nın Bizimkiler'de ne işi var ya da Bizimkiler'deki Nazım'ın burada ne işi var demiyor. Evet. Rol o kadar güzel üzerine yapışıyor ki, üzerine o elbiseyi o kadar güzel giymiş ki gerçekten sırıtmıyor. Aynı şekilde Yoksul'daki Süleyman Bey'le şey aynı dönemde çekildi bildiğim kadarıyla. Deli Deli Küpeli aynı sene içerisinde olması lazım. Bakıyorsun yok arada bir iki sene fark var galiba. Bakıyorsun hiç sırıtmıyor. Yani gerçekten Eşkıya Yılanoğlu'yla çok farklı kişilikler. Ama bakıyorsunuz aynı adam, aynı heybet, aynı oyunculuk. O kadar başarılı ki gerçekten gibi sırıtmıyor. Bizimkiler dizisinde zaten ondan sonra oynuyor. Bizimkiler dizisiyle ilgili madem böyle bir şey röportaj serisi yaptım. Bunu söylemem lazım.
Şimdi Umur Bugay Bizimkiler dizisinde Yaman Okay'ın canlandırdığı Nazım da şöyle bir not almıştım. Babasından olduğu kadar güzel sesli, yakışıklı, ut, yaylı, tambur çalan kendi dayısından da izler taşıyor. Yani bir anlamda o Yaman Okay'ın oynadığı Nazım karakteri Umur Bugay'ın hem babasından hem de dayısından izler taşıyor. Umur Bugay'ın dayısı da zaten aklı hep para kazanmak, havadan işte para kazanmak, hazine bulmak. İşte o yıllarda Mersin'in güvenilir gümrük komisyoncularından biri olan babası Ömer Lütfi'nin imzasını taklit ederek borç senedi bile düzenlemiş Umur Bugay'ın dayısı. Paraları da barlarda, randevu evlerinde falan yemiş. Yaman Okay'ın oynadığı Nazım karakterini oluştururken Umur Bugay buna özen göstermiş. Yani özellikle kendi dayısından izler taşısın diye. Özen göstermiş. Hatta gün gelmiş alacaklar onların değil imzası görünen Ömer Lütfi Bey'in kapısını çalmışlar ve o da mecburen ödemiş. Ama ikinci gelen kişileri de senetleri bu sefer ödemeyeceğim demiş yırtıp atmış kovalamış. Bizimkilerin 139. TRT'deki 139. bölümüne bakarsa arkadaşlar buradan söyleyeyim not alsınlar. Orada Yaman Okay 3 aylık kirasını ödemiyor. Orada Nazım 3 aylık kirasını ödemiyor. Orada kefil eniştesi Şükrü ev sahibi gidip şeyin kapısına dayanıyor. Şükrü'nün kapısına dayanıyor. Şükrü de çek yazıyor ve ödüyor. O esnada Nazım içeri giriyor. Ben ödeyecektim enişte falan diyor. Böyle bir özdeş hikayesi var Umur Bugay'ın kendi hayatından uyarlaması. Şöyle bizimkilerde diyor rolleri dağıtırken Ercan Yazgan dayıyı oynamak istemiş. Şeyden önce, Yaman Okay'dan önce. Sonra biz Ercan'ı kapıcı rolüne ikna etmeye çalıştık. Uzun uğraşlar sonucu ikna ettik ve o kapıcı rolünü aldı. Biz de Nazım rolünü. Yaman Okay'ı çok seviyor Umur Bugay. Çok iyi arkadaşlar. Ve şey verdik diyor, Yaman'a verdik diyor şeyi, Nazım rolünü. Geçtiğimiz günlerde bizimkilerin senaristlerinden Hakan Aksu'yla bir konuşurken bahsettim biraz Yaman Okay'dan. Yaman abi dedi benim bizimkilere giriş anahtarımdı. Şöyle oldu. Ben öncesinde işte Ferhan Şensoy'un cesaret vermesiyle senaryolar yazıyordum. Küçük küçük skeçler yazıyordum. Umut Taksi dizisinde oynamıştı evvelinde. Yılmaz Erdoğan da oynamıştı orada. O dizide TRT dizisi. Oradan Umur Bugay'a götürüp şeyleri göstermeye çalıştığımda, skeçleri falan göstermeye çalıştığımda Yaman abi dedi onun ofisindeydi. Yaman Okay o gür sesiyle, davulcu sesiyle Umur al bu çocuğu, bu çocuk iyi bir çocuğa benziyor, al bunu, al bunu falan dedi. Ve ne güzel tesadüftür ki benim ilk yazdığım dedi senaryoda Saygılar Bizden dizisiydi ve Yaman abi orada dizinin ismi olan Saygılar Bizden'i hani böyle oyuncuların ağzına pelesenk olmuş replikler vardır ya sürekli Yaman Okay şey derdi kapıyı açardı buyurun Saygılar Bizden falan yapardı. Yaman abi diyor dizinin ismini her seferinde söylüyordu böyle bir izi vardır bende demişti Yaman Okay'ın Hakan Aksun bunu da belirteyim buradan selam gönderelim Hakan Aksun'a. Yani oldukça şimdi toparlarsak senin söylediklerini önemli karakterlere zaten hayat vermiş. Senin de söylediğin gibi işte Tatar Ramazan'daki işte Koca Mustafa, Pehlivan da Sarı Tevfik mesela Tarık Akan'ın karşısında. İşte Sürü'de Çoban Abuzer Sarı Hastası, işte Fazilet'te İşçi Aziz. Hep aslında oynadığı halkın içinden roller. Yani abartılı böyle karikatürize tipler değil tam tersine. Az önce senin dediğin gibi yani eşkıya rolü cuk diye üzerine oturan, Tabii. gerçek bir eşkıya rolü çizen veya işte Yoksul filminde ya Yoksul filminin çekildiği yıllarda zaten Türkiye ekonomisi hani nanay öyle söyleyeyim. Devlet artık biliyorsunuz şeyden elini eteğini çekiyor. Para çok olanın elinde ve parayla paranın kazanıldığı bir Serbest dönem. piyasa vardı, değil mi o zaman? Evet yani benim memurum, benim işçim, benim şeyim işini bilir dönemleri. Doğru. Ve para varsa parayla para kazanma dönemi. Yani tefecilik dediğimiz sistem o zaman devreye giriyor ve burada da Yaman Okay aslında o tefeciyi de çok iyi canlandırıyor baktığımız zaman. Yani direkt böyle hinlik, cinlik her türlü şey var. Tam aslında oradaki han, oradaki konuşmalar, diyaloglar küçük Türkiye'nin bir modelini bize yansıtıyor. O yüzden de başarılı. Bu arada o filmin de geçenlerde miydi? Bir 4-5 ay oluyor herhalde. Kamera arkası görüntüleri çıktı mesela. İzlemişsindir belki. Harikaydı. Yani gerçekten arşivlik bir kayıt.
Keşke olsa ama ne yazık ki daha fazla filme Ya bir ulaşılamıyor. zamanda sanki zamanda yolculuk yapıp gittik sete öyle güzel çekmişler ki bir saate yakın belki daha Evet, fazlaydı kamera arkası. Harika bir arşiv yani onu eğer silmedilerse indirip saklamak lazım. doğru. Bazen çünkü şey yapıyorlar kaldırıyorlar videoları siliyorlar telif gelmesin vesaire falan da ona adam eğer kendi kamerasından çektiyse telif gelmez gerçekten müthiş bir arşiv Biz bir görüntüsüydü o. tane Kadircan'ın ilk filminin kamera arkasını yayınlamıştık. 1960'lı yıllarda film. Ama bir turist çekmiş mesela. Yani bir turist İstanbul'a geliyor, sahilde oturuyor, bakıyorlar bir kenarda film çekiliyor. Kendi kamerasıyla çekimlerini gerçekleştiriyor. Mesela ben bazen bakıyorum işte röportajlarda çok sık geçiyor. Mesela Nevra Serezli'nin bir röportajında vardı. İşte bizim düğün görüntülerimizi Ekrem Bora çekti. İşte kameraya aldı filan diyor. Mesela Ayhan Işık'ın, Sadri Alışık'ın bazı fotoğraflarında elinde kameralar var ve çekim yapıyorlar. İşte bu kayıtlar nerede acaba diye düşünüyorum. Mesela ailesinin elinde mi yoksa Ben silindi mi mesela acaba? Itır'a senle konuşmuştum. Dedim ki var mı dedim Hayriye senin böyle aile içerisinde çekilen bir görüntüsü. Fotoğraf tamam gönderiyor sağ olsun bazen istediğimizde talep ettiğimizde kırmıyor ama görüntü var mı? Ses kayıtları var dedi. Bunları hani kasetleri mi artık plakta mı nerede bilmiyorum ama ses kayıtları var. Bunları da hani dijital ortama aktarmak lazım. Bir türlü kısmet olmadı. Onları aktarmak güzel olur aslında ses kayıtları da Ya olsa. mesela o Neticede kayıtlar özel çıksa kayıtlar bunlar. az önce söylediğim gibi ya mesela Ayhan Işık kızını çekiyor mesela kamerayla. Fotoğraf makinesi değil kamerayla çekiyor. Mesela o kayıtlar Ayhan Işık'ı görsek orada ya da Sadri Alışık'ı görsek çok güzel olur. Mesela bu kamera arkası herkesin en çok beklediği film şimdi sorsak hangi filmin kamera arkasını görmek istiyorsunuz diye. Şimdi aşağıda yorumlarda yazsın herkes Hababam Sınıfı diyecekler Ben de mesela. Yani aklıma ilk o geldi. o set ortamı ben Mavi Boncuğu çok isterdim mesela nasıl oldu acaba diye. Özellikle fotoğraflarda var dikkat edersen. Taksim Meydanı'nda çekilen o sahnelerde halkın şaşkın bakışları, o görüntüler falan yansımış. Ama onun bir kamera görüntüsü olsa muhteşem olurdu. Bak Hababam Sınıfı Ekrem Karaca Bu söylemiş zaten. saygılar bizdenle alakalı az önce nostalji sahnesi sormuş dizi neden tutmadı? Aslında dizi tutmadığından ziyade bu kadar planlanmış. Ben onu konuşmuştum. Bu kadar planlanmış ve bu kadar çekilip bitmiş. Zaten birçok kişinin ilk dizisi. Yani Zafer Algöz'ün ilk dizisi, Kemal Sunal'ın, Zeki Ökten'in ilk dizisi. Bu şekilde planlanıp bu şekilde bitmiş. Ha, ikinci sezonu ya da ikinci işte devam edemez miydi? İkinci bir 13 vesaire falan çekilemez miydi? Çekilebilirdi tabii de. Devam etmek istememiş zannedersem Zeki Ökten. Zeki Ökten o dönemlerde bizimkilerin tretman tasarımını falan yapıyormuş. Yani sahneye konmadan önce bu sahne böyle çekilecek, oyunculara yönlendirmesi direktifini falan yapıyor. Bu sahne böyle çekilmesi lazım, senaryoya müdahale yapıyor. Ama hiçbir şekilde bakın şeyde geçmiyor. Jenerikte şurada burada geçmiyor. Bunu ben işte bu programı yaparken kamera arkası vesaire falan konuşmalardan ediniyorum. Erdal Özyağcılar falan söylemişti bunu. Hakan Aksu da yine belirtmişti. O dizinin devam etmesinin etmemesinin sebebi bu. Bu arada şimdi biz elbette Yaman Oka ile ilgili herkesin bilmediği şeyleri söyleyeceğiz iddiasında değiliz ama ben birçok kişinin aslında bilmediği bir detayı söylemek istiyorum. Okuyacağım hatta. Umur Bugay anlatıyor bunu Yaman Oka ile ilgili. Ayberk Çolak vefat ettiğinde Ankara'ya cenazesine gittik Yaman'la. Çok sevdiğim bir adamdı. Ankara'da Salih Kalyon Ayberk'in cenazesini gasilhaneden Ankara Sanat Tiyatrosu'na getirdi. Konuşmalar yapıldı, bitti. Biz sahnenin ortasındayız. Yaman dürtüyor beni. Hadi abi alkışlayalım. Ayberk alkışlanacak adamdı dedi. Önce biz alkışladık, sonra bir alkış koptu ki diyor sormayın. İşte şimdi o törenlerde vefat edenleri alkışlama adeti var ya, işte o diyor Yaman'ın eseridir diyor. İlk defa diyor cenaze törenlerinde bu şekilde böyle salonlarda vesaire cenaze törenlerinde diyor alkışlama adetini getiren Yaman Okay'dır. Böyle bir katkısı olmuş. Bu detay çok önemliydi benim için. Ben çok severim bu tip detayları. Bunu da Yaman Okay'ın tırnak içinde söyleyeyim başının altından çıkmış olması gayet güzel. Yaman Okay deyince benim aklıma bizimkiler geliyor. Eşkıya Yılanoğlu geliyor. Süleyman Bey. İşte seslendirme geliyor ve dağ gibi bir adamın içindeki o naif
karakter, o naif kişilik geliyor. Ben ara sıra böyle her gün olmasa da gün aşırı dinlediğim bir şarkı var. Nilüfer'in Her Sevda Bir Veda şarkısı var. Bizimkilerin 216. bölümü TRT'deki diye geçen, aslında 1993 yılbaşı özel bölümüdür o. O bölümde çalan şarkılardan biriydi bu. Yamanoka'yı bizimkilerde gördüğümüz son bölümde o. Özel bölüm. Orada apartmanın önüne gidip havai fişek, yılbaşı eğlen çocukları indiriyor aşağı. Tabancanın üstüne, işte ucuna havai fişeği takıp ateş ediyor gökyüzüne. Onunla ilgili de bir Yaman diyor geldi diyor, bir işte Sabriye Kara anlatıyor. Kızı Yonca da yanında. Biz diyor Yaman geldi, havai fişek fırlatıyor ama tabanca sesi gibi ses çıkıyor. Şeyde diyor, biz sahneyi çekeceğiz. Yonca diyor korkuyor. Bak kızım ne güzel falan diyor, teskin etmeye çalışıyorum. Ne güzel bak gökyüzü aydınlıyor falan diye. Şey, o ağlamasını, korkmasını falan geçiştirmeye çalışıyorum. Yaman'ın bizde diye böyle bir hatırası vardı. Mesela en son bizimkilerin çekildiği apartmanın önünde, o apartmanın sakinlerinden Nesrin Hanım'la bir röportaj yapmıştık. Nesrin Hanım şey demişti, ölmeden bir hafta önce falandı galiba ya da 10 gün önceydi. Bir sahne çekiliyor burada. Gelip bizim evde işte biraz dinleneyim, yatayım falan demişti sahne sonrası. Çok yorgun oluyordu çünkü. Zaten hastalığıyla ölümü arasında, hastalığının ortaya çıkıp vefat etmesi arasında 1,5 ay gibi kısa bir süre var. Bizimkilerde de bu konuyu işlemişlerdi. Bu şey diyordu hatta Baykuş Cemil, bu Nazım Bey gidici galiba, gidici falan diyordu. Ve gerçekten de kurtarılmadı, gitti. Allah rahmet eylesin. Ve ölümüyle ilgili, yani tedavi süreçleriyle de ilgili biraz konuşalım istersen. Pankreas kanseri, 42 evet. yaşında. Ve hani burada devletin mi ayıbı var, bir sanatçıyı koruyamaması? Çünkü bu konuda Erdal Özyağcıların da çok ciddi açıklamaları olmuş o dönem incelediğimizde. Kendisi 22 yıldır SSK'ya, bugünkü adıyla SGK'ya üye zaten. Ve hastalık olduğu zaman hani ne yapıyorsun? Sigortan var deyip devlete güveniyorsun ve sonra hastaneye yatıyorsun. O günkü şartlarda ışın tedavisini Cerrahpaşa Hastanesi'nde alıyor. Senin de söylediğin gibi bizimkiler dizisine katılıyor. Ondan sonrasında devamında da tekrardan diziye ara vermek zorunda kalıyor. Ve diyorlar ki hani tedavi artık burada mümkün gözükmüyor. Biz bunu Londra'ya gönderelim. Ve bunu SGK'ya, bugünkü adıyla SGK'ya yazıyorlar. Diyorlar ki hayır, mevzuata aykırı, burada kalacak. Şimdi o zamanlar için yurt dışı masrafları falan diyebilirsiniz yani çok fazlaydı, ondandır, şundandır falan diye, ama sonuçta burada bir şey var. Ve Cerrahpaşa'da bir odanın o günkü masrafı, tek bir kişilik odanın masrafı 600 bin lira. Yani bugün parası kaç lira yapıyor bilmiyorum. SSK 60 bin lira para ödüyor sadece buna. Yani onda birini ödüyor. Yani bu ödenilen para ilaca mı karşılayacak, hastane masrafını mı karşılayacak? Ve diyorlar ki biz burada Yaman'ı kaybedeceğiz, Londra'ya götürelim. O zaman Kültür Bakanlığı devreye giriyor. Yaman Okay'ın İngiltere'de, Londra'da tedavisi yaklaşık 200 milyon TL'ye mal oluyor. Ve o 200 milyon TL... finanse ediliyor ve en sonunda da belirli bir kısmı, artık büyük bir kısmı hatta bence kayınpederi tarafından karşılanıyor ve kayınpederi çalıştığı iş yerinden borç para alarak Yaman Okay'ın tedavisini üstleniyor arkadaşlar. Ve Yaman Okay orada tedavi görüyor, ışın tedavisi benzeri şeyler aldıktan sonra Türkiye'ye geliyor, fakat Türkiye'de işler yine istedikleri gibi gitmiyor. Ve bir zaman sonra senin de söylediğin gibi dizde zaten çok aşırı yoruluyor. Evet. Dinlenmek zorunda kalıyor. Ve 42 yaşındayken ne yazık ki hayatının bağrında 1993 yılında vefat ediyor. Ben bu konuda hani araya bir şey girmeden şunu da toparlayayım, onu da söyleyeyim. Cenazesiyle ilgili küçük detaylar vereyim. Bununla ilgili de hani meraklısı vardır mutlaka. Cenaze İstiklal Caddesi'nden işte omuzlara alınarak İşte yürüyüşe geçiliyor. Fakat o zamanki mülki idari kimse buna izin vermiyor. Hayır diyor, cenazeyi burada yürütemezsiniz. Arabaya bindireceksiniz mezarlığa ya da işte camiye götürecekler. Teşvikiye Camii'ne götürecekler. Burada o zamanki Şişli Belediye Başkanı olan Fatma Girik devreye giriyor. Ve Fatma Girik o günkü devlet erkanından bu izinleri alıyor. Ve sonra yürüyüşe geçiyorlar. İşte önce Taksim'e getiriyorlar.
Taksim'de yine bir arbede yaşanıyor. Gene Fatma Girik araya giriyor. Ve diyorlar ki trafiği aksatacağı için bu sefer izin vermiyoruz diyor Taksim'de. Ve cenaze arabasının önüne geçiyor Fatma Girik ve arabanın önünde yönlendiriyor trafiği. Yani sen geç sen dur, bir trafik polisinin yapması gereken şeyi Fatma Girik yapıyor. Ve daha da ilginci, Teşvikiye Camii'ne yaklaştıkları zaman tam yolda bir kömür aracına rastlıyorlar. Yani bir kamyon kömür indirecek. Araba yanaşmış, kömür indirecekler. Fatma Girik durumu görüyor çünkü kömür indirmesi demek cenazenin geçmemesi demek. Çok büyük sorun olacak. Ve hemen cenaze aracını durduruyor ve hemen gidiyor şeyin yanına. İzin vermiyor. Yani zaten bugün pazar diyor. Sen bunu yapamazsın diyor. Kaldık diyor, burada bir cenaze var. Cenazeye saygılı olman gerekiyor diyor. Ve orada herkesin içerisinde kamyon şoförünü tehdit ediyor. Eğer de o kömürü indirirsen diyor, seni öldürürüm diyor. Aynen bu şekilde söylüyor. Ve kömür indirilmiyor tabii. Yamanokaya'nın cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürülüyor. Ve sonra oradan kılınan namazdan sonra da sonsuz istirahat kendisine gönderiliyor. Bunlar da ilginç detaylar aslında bakıldığında. Yani tedavi masrafları olsun, devletimizin niyeyse cenaze konusunda da şey yaptığını görüyoruz. Ya bir engel olduğunu görüyoruz dönemde. Neden böyle bir şey var bilmiyorum ama yani bu o dönem muktedir olan iktidarın düşüncesi ne olursa olsun, yani sol görüşlü olabilir, sağ görüşlü, muhafazakar, milliyetçi fark etmiyor. Nedense böyle sol görüşlü sanatçılarla ilgili büyük bir antipati oluyor devlet erkanında. Onların yani cenazesini bile böyle rahat bırakmayalım, azap çeksin gibi bir halet-i ruhiye bürünüyorlar. Bu çok sıkıntılı bir durum. Oysa ki bu konuda yani peygamberin çok güzel örnekler var hayatında. Münafık olan birini kendi cübbesini sararak kabre indirdiği ve bunu sorduklarında ben onun münafık olduğunu biliyorum ama ben böyle yaptığım için belki onun kabilesinden birçok kişi Müslüman olacak diye söylüyor. Şimdi dinin peygamberi bunu yapıyor. O dine inanan insanlar böyle davranıyorlar falan. Çok büyük sıkıntılı ama durumlar. Şimdi dediğine şöyle tekrar şey yaparsak, mesela Tarık Akan da hayattayken çok tukaka edilmiş bir insan. Yani özellikle görüşlerinden dolayı adına sahte Twitter açıldı adamın ve yıllarca oradan kendisiymiş gibi yazdılar ve insanları nefrete sürüklediler. Ve sonra günün birinde belki rastlamışsınızdır, gazeteciler kendisini görüntülüyorlar, adamın elinde tuşlu telefon var. Diyor ki benim yıllardır kullandığım telefon bu, ben internet bilmem, sosyal medya bilmem, şunu yapmam, bunu yapmam. Ama oradan Tarık Akan'mış gibi yazıldı ve insanlara düşman edildi. Ne oldu? Adam vefat etti. Milyonlar yola döküldü. Yani hiçbir şekilde trafik aksasa da, benzer bir durum olsa da insanlar mağdur olmadı. Ya da insanlar bunu eleştirmediler. Bu ülkede Ayhan Işık'ın cenazesini görüyoruz mesela. Yollar kapanmış. Adile Naşit'in keza öyle. Münir Özkul'un ki öyle. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın. Yani bir Yaman Okay'ın cenazesini şuradan şuraya götürmenin kime ne zararı olabilir ki? Yani dediğin gibi niye azap çektiriyorsunuz ki? Ve burada Fatma Girik olmasa hiç olmayacak belki. Yani yürütmeyecekler yani. Şimdi aynı şey aslında mesela Keza Tuncel Kurt izlemiş. Evet doğru. Aynı şey Meral Okay için de oldu. Meral Okay eşi vefat ettiğinde vasiyeti vardı. Ben yakılmak istiyorum diye bir vasiyeti olduğu söylendi. Bunu biz tabii kendisinden duymadık ama medyaya yansıyan bu şekildeydi. O dönem Muhteşem Yüzyıl'ın senaryosunu yazıyordu. Vefat ettikten sonra o yobaz gazetelerden bir tanesi, yobaz diyorum çünkü İslamiyet'le, dinle şunda bunda bir alakası yok, tamamen provokatörlük yapıyorlar. O kadın öldü diye manşet attılar ve devamında da şu, ahirette de Şehzade Mustafa'yı öldürürsün artık falan diye. Böyle saçma sapan, embesilce bir bakış aynen açısı. Ya. Yani Şehzade Mustafa'yı Meral Okay öldürmedi. Babası şey işte Şeyhülislam'ın fetvasıyla öldürttü, boğdurttu. Bu millet Şehzade Mustafa'nın babası tarafından boğdurulduğunu 600 sene sonra falan öğrendi. Belki de Meral Okay sayesinde öğrendi. Kaldı ki o dizinin tarih danışmanı Erhan Afyoncu'ydu. Şimdi Meral Okay'a tepki gösterenlerle Erhan Afyoncu'yu işte sosyal medyada görüyorum, işte bizim Anadolu çocuğu, işte idol edilecek adam diye
lanse edenler aynı kişiler. Şimdi Erhan Afyoncu'nun tarih bilgisine laf edebilir miyiz? Ben şahsen edemem. Yani öyle bir hadsizlik yapamam. Erhan Afyoncu tarih danışmanıydı. Ben Muhteşem Yüzyıl'ı izlediğimde harem sahnelerini bilmiyoruz. Vakıf değiliz. Hiçbir vaka nüvis yazmamış. Ve kadın şunu söylüyor. Biz diyor ki belgesel çekmiyoruz diyor. Biz dizi çekiyoruz. Ama tarihi hakikatlere baktığımızda savaşlar, işte olayların gelişimi, mesela bir Barbaros'un Preveze Deniz Savaşı bir şey var ki ben özellikle o sahnenin izlenmesi taraftarıyım, o bölümün izlenmesi taraftarıyım. Orada yaşananları ben tarihe bir tutalım dedim, araştırdım. Dedim ki bakalım gerçekten var mı böyle bir şey? %90'ın üzerinde bir oranla söyleyebilirim ki Muhteşem Yüzyıl tarihi hakikatleri çoğunlukla gerçekten tarih hareketlere uyarak çekilen evet. bir dizi. Yani bunu hiç kimse şey diyemez. Ya burada yalan uyduruyor, burada şöyle olmadı, böyle olmadı diyemez. Keza eğer deniyorsa Diriliş Ertuğrul için denebilir. Yani bir kere zaten Süleyman Şahinoğlu olması meselesi yalan komple. Bu şu anki yayının konusu değil ama Meral Okaya böyle yaşarken de vefatından sonra da bu şekilde zulmedildi açıkçası. Yani biz padişahları kafamıza nereye oturtuyoruz bilmiyorum ama özür dilerim şunu da bitireyim. Yani nereye oturtuyoruz bilmiyorum ama padişahlar evet iyisiyle kötüsüyle bizim atamızdı. Bir devletin padişahıydı ama peygamber değildi bu insanlar. Günahsız değildi, hatasız değildi. Hatasıyla, günahıyla, sevabıyla bir devlet idare ettiler ve büyük bir imparatorluk kurdular. Ve Türk'ün hani tırnak içinde gücünü dünyaya gösterdiler mi? Evet gösterdiler ama bir yerde bitmesi gerekiyordu belki de. Bitti. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz. Artık bunu kabullenmek lazım. Ya biz son dönemlerde şey istemiyoruz. Gerçekleri okumak, gerçekleri duymak istemiyoruz. Bunu bize birazcık Amerikan sineması, Hollywood empoze etti. Ben yıllar önce hatırlıyorum. Yani ben de çok severdim mesela bazı filmleri çok böyle gıpta ederdim ama şimdi sonra büyüyünce aklımız başımıza erdiğimizde baktığımızda hep Amerikan filmlerinde bir biz en büyüğüz, bizden başka büyük yok algısı var. Ben hatırlıyorum bir uzaylı filmi vardı. Dünyalar Savaşı mıydı neydi herhalde? Amerikan başkanı geliyor en son şeye biniyor, F-16'ya biniyor ve gidiyor son bir mermi kalıyor onu atıyor ve uzayları yok ediyor. Amerikan bayrakları bilmem ne falan. Ya, böyle bir şey mümkün mü? Değil. Yani şimdi Joe Biden'ın bir F-16'ya binip de uzaylı öldürmesi yani olası bir şey değil. Bunu Trump için de söyleyebilirim. Şimdi döneceğiz. Ya tarihsel bir gerçeklik var. Şu andaki günümüzde de insanlar onu istemiyor ki. Ya herkes diyor ki biz en büyüğüz bunu göstersinler. İşte padişah şöyle yapsın, padişah böyle yapsın. İşte onu assın, bunu kessin. İşte ne bileyim orada gelen bir tane elçiye tokat atsın. Bunu istiyoruz ama tarihte yok bunun yeri. Fakat onu istiyorlar ne yazık ki. Gerçeği duymak istemiyorlar. Bunu istedikleri için Muhteşem Yüzyıl Kösem diye bir dizi yaptılar. Dördüncü Murat'ı canlandıran arkadaş Metin Dülger'di. Akdülger miydi oyuncunun ismi bilmiyorum ama. Dördüncü Murat'ın sahneleri komple kurgu üzerineydi. Yani tarihi hakikatlerden tamamen uzak sahnelerdi. Şartıyla ilgili sormuşlardı. Engin Altan Düzyatan'ın mesela canlandırdığı o karaktere göre heykelini yaptılar bu ülkede. İşte padişah heykeli. Engin Altan Düzyatan'ın heykelini yaptılar. Bugün sokağa çık 10 kişiye sor. Abdülhamit'i canlandıran aktörümüzün ismi neydi? Bülent miydi? Neydi bir şey? Bülent İnal. Bülent İnal'ın resmini göster. Bu kim der? Ya ben bir adını diyemiyorum mesela unutmuşum. Herkes der ki Abdülhamit'in resmi bu der. Yani o noktaya geldik artık yani. Diriliş Ertuğrul'la ilgili son bir şey söyleyeceğim. Yani bu konuyu değiştirmek istiyorum. Çünkü konumuz değil. Yaman Okay konusuna geri döneceğim. Meral Okay'dan bahsettiğimiz için tarihi dizilerle ilgili bunu söylemek istedim. Diriliş Ertuğrul da tarihçilerin ortak görüşüdür ki Ertuğrul Gazi Süleyman Şahan değil Gündüz Alpinoğlu'dur. Diriliş Ertuğrul da Süleyman Şahanoğlu olarak gösteriliyor. Hatta Osman Gazi yani Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlunun adının Gündüz olmasının sebebi de budur zaten. Basılan paralar var o dönem işte sikke basılıyor ve şöyle geçiyor. Osman bin Ertuğrul bir gün bin Gündüz diye geçiyor. Tarihçinin ortak görüşüdür bu. Gündüz Alp'in oğlu olduğuna dair. Şimdi Süleyman Şah çok karizmatik bir isim. Süleyman Şah evet çok karizmatik bir kişilik. Onun oğlu olması demek ki sinematografik açıdan daha ilgi çekici oldu. Öyle yaptılar. Yani şu var, evet dizi çekiyorlar. Tarihi hakikatleri
tarihi anlatma hedefindeysen amenna tarihi hakikatlere uygun olması lazım. Ama eğer yok ben tarihi hakikatlere uygun olmasını istemiyorum diyorsan işte Muhteşem Yüzyıl, Kösem gibi kurgu dizilerde çekebiliyorsunuz. Şeyleri görüyor musun? TikTok'ta bazen şeyi paylaşıyorlar. Benim TikTok yok ama Twitter'da görüyorum. Diriliş Ertuğrul'un at sahnesinde adam yatağa yorganı alıyor. Sanki at gibi yapıyor. Elinde kılıçlarla. Yani o anlarda gerçekten o da savaşa gidiyor. Mesela benim oğlum Batu Osmanlı'ya çok meraklı mesela. Yani yemiş yutmuş durumda yani şu anda yaşına göre çok çok iyi biliyor. Mesela o bile körü körüne savunmuyor. Diyor ki ya bak bu bunu da yanlış yapmış. Şurada böyle değil ama bir grup var ki yani ne yazık ki İşte o tipler eline kılıcı alıyor. Hep beraber savaşa gidiyorlar Diriliş Ertuğrul'da. Neyse Allah akıl fikri versin diyoruz. Biz Meral Okay'a geri dönüyoruz. Meral Okay geri dön bir röportajında şöyle söylüyor. Diyor ki herhalde diyor hislerin en kötüsü bir ölüye aşık olmak. Hastalığının son bir ayında ki hastalığın çıkmasıyla kaybetmemiz 1,5 ay sürdü. Tıp hastalığının süratine yetişemedi. Hep şunu düşündüm. Hayata, sanatına ve bize dair bir sürü düşüncesi, projesi vardı ve hepsi sanki hızla arka arkaya gerçekleşmeye başlamıştı. Neden şimdi, neden bu adam diye çok düşündüm. Orada bile çok hızlı bir adamdı. Komaya girene kadar Yeşim Ustaoğlu ve Tayfun Pirselimoğlu ile birlikte senaryo çalıştılar. Onlar her gün geldiler ve bu oyunun gönüllü yoldaşı oldular. Sonra o film çekildi. Yeşim'in ilk uzun metraj filmi olan İz filmi çekildi ve o filmi Yaman'a adadılar. Aslında Yaman'ın oynaması gereken, o şekilde planlanan rolü Ayta Çarman oynamış o filmde. Ayta Çarman da bunu söylemişler. Aslında Yaman Okay'ın filmiydi diye söylemişler. Sezen Aksu Yaman Okay'ın çok kadim dostu, çok eski arkadaşı. Zaten Meral Okay da Yaman Okay'la evlendikten sonra Sezen Aksu'yla tanışıyor. Dostlukları oradan geliyor. Yani Meral Okay'dan dolayı tanımıyor Yaman Okay'ı falan. Şöyle Yaman Okay'dan dolayı Meral Okay'ı tanıyor. Vefatından sonra zaten bir şarkı yapıyor. Bu ayrılık ne Yaman söyle, adamların adamı uykuda mısın? Sözleri geçiyor. Sezen Aksu'nun Yaman Okay için yaptığı şarkı. Fakat şu var, Meral Okay bir bu profesyonel işlerden tamamen elini eteğini çekiyor. Yaman Okay vefat ettikten sonra Sezen Aksu hiçbir şekilde bırakmıyor. Bana diyor ki Sezen Aksu Meral Okay, Sezen Aksu bana sadece günde 4-5 saat uyuyacak kadar zaman bırakıyordu. Onun haricinde sürekli bir baskı halinde sürekli benim üretmem için çaba gösteriyordu ve Yaman Okay'ın galiba vefatından 3 ay sonra Masum Değiliz şarkısının sözlerini yazdım ben diyor. Kanter içinde uykularından uyanıyorsan eğer falan diye başlayan şarkının sözlerini yazdırdı bana ve ondan sonra bir sürü şarkının sözlerini yazdım diyor. Yaman Okay da şeyi söylüyor. Meral ile her günümüz sevgililer günü gibiydi. Taksim'deki çiçekçiler beni diyor bir oyuncudan ziyade her gün eşine çiçek alan, sevgilisine de işte eşine çiçek alan biri olarak tanımışlardı. Ve her gün Meral Okay'a çiçek götürüyormuş Yaman Okay. O dağ gibi adamın aslında dışarıdan bakıldığında o cüssenin içerisinden belki romantik bir adam çıkmayacak denilen o adamın. Bu da çocuksu, aşık ve romantik yönü diyebiliriz. Her ikisinde ruhları şad, mekanları cennet olsun. Güzel insanlardı. Yaman Okay'ı zaten dediğim gibi 42 yıllık hayat hikayesinde 100'den fazla filmde seslendirme yapmış, oynamış. Güzelce andığımızı düşünüyorum. Yayın öncesine sana sordum. Yaman Okay'la ilgili de YouTube'da veya benzeri yerlerde çok fazla program yapılmamış. Herhalde ilk yapanlardan biri bizleriz. Keza araştırma yaparken de şunu gördüm. Mesela birçok insan hakkında yaptığımızda dergilerde mutlaka o kişiyle ilgili röportajlar ama Yaman Okay hakkında neredeyse hiç yok. Sadece bir iki dergide bizimkiler özelinde yapılan röportajların içerisinden bulduğum şeyleri zaten. Hakkında yazılan yazı biraz fazla ama evet. O da biyografiden öteye geçmiyor. Mesela Mehmetcan Der demiş ki yine mi güzeliz yine mi çiçek şarkısını dinleyince Yaman Okay ve Meral Okay geliyor gözümün önüne. O Arif Keskiner'in sözünden ilhamla Meral Okay yazmış o sözleri. Hatta biz bizimkiler
serisinin programın ilk 22 bölümü, daha doğrusu 22 bölümünü Çiçek Bar'da çekmiştik. Çiçek Bar'da bizim yani seyircimizi gördüğü yerin tam karşısında yukarıda şey yazıyor. Yine mi güzeliz, yine mi çiçek yazısı neonlarla yazılmış. Fakat orada mi'yi ayırmamışlar. Orada biraz kırıldım kendilerine. Mi birleşik yazıyordu, olsun yani. Orada bir iz bırakmışlar Arif Keskiner'e dair. Burada bir yazı var. Tarihçi danışmanlara baktığım bazıların kendini, yani Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamit benim için beş para etmez yapımlardır, onu söyleyeyim. Oraya girmeyelim bence. Tarihle falan hiç alakaları yok. Yaman Okay ile şöyle, eğer yayını kapatacaksak, ben Meral Okay'ın Yaman Okay ile ilgili bir yazısı var. Küçük bir kuple onu okumak istiyorum. Onunla kapatalım isterseniz. Bunu okumam gerekiyor. Kapatalım çünkü. Derken bu arada hemen gitmeyin arkadaşlar. Çünkü ondan sonraki programda ne konuşacağımızı sizlere de soracağız. Bunu okuyayım. Belki yarın bir gün bu kesiti paylaşırız bir yerlerde. Bir gün evi düzenlerken fark ettim. Bir de baktım ki benden çok Yaman'ın eşyaları var. Küçük küçük poşetlerle sızmıştı. Aşk bir sızma halidir. Yaman o kadar temiz bir adamdı ki ona kızamazdınız. Bir o kadar da yiğitti. Ben de derdim ki bu adam ne zaman yorulacak? Meğer acelesi varmış. Her şeyi o kadar yoğun, hızlı ve coşkulu yaşıyor ve yaşatıyordu ki büyüleyici bir şeydi bu. Ben köşeleri çok olan bir insandım. Yaman beni eğitti. Aşk kendinden vazgeçme halidir. Kendi benliğini ezmeden biz olabilme halidir. İnsan egosu denetlenmesi en güç şeydir. Bunu ancak aşk becerebilir. Sadece aşk ile üstünden atlayabilirsiniz. Biz birbirimize karşı çok saygılıydık. Bazen de sıkılırdık. Hele 3-5 aydır bir aradaysak birbirimizin gözüne bakardık. Önce kim gidecek diye. Böyle birbirimize nefes alacak molalar verirdik. Döndüğümüzde yepyeni bir enerji ve hasret bekliyordu bizi. Aşk bazen de bir kıyamama halidir. Şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. O benden daha iyi bir insandı. O kadar bebek, o kadar adam, o kadar temiz, o kadar beklentisiz, onun kadar temiz yaşamayı öğrenmeye çalıştım ben de. Buradan bir öğretmen-öğrenci ilişkisi anlaşılmasın. O kadar ahlaklı ve temizdi ki yaşam biçimi ve duruşu karşısında başka türlü olamazdınız. Onun yanında kirli kalamazdınız. Böyle bir şölen gibi, bir Luna Park gibi sevdalık yaşayınca bu görkemi taşımayan her şey bir çadır tiyatrosu gibi geliyor insana. Bu ateşle yanma hali o kadar yerinden için için yanıyor ki dönüp bir başka ölümlüyü yakmaya içi el vermiyor insanın. Yaman'la her günümüz sevgililer günüydü. Eşine bu kadar çok çiçek getiren bir adamı daha analar doğurmamıştır. Biz birçok defa sabah uyanıp birlikte gün doğumunu seyreder, ne bileyim Çingene vapuruna binip sabah erken Boğaz'ı turlardık. Bugün eksik olan ne? Bu topraklarda eksik aşk ve mutluluk kutsanmaz. Ayrılık ve acı kutsanmıştır. Birlikteliklerdeki tutku kutsanmaz da ayrılıklardaki tutku kutsanır. Yaralarıyla mutlu olmaya daha yatkın bir kültüre sahibiz, demiş Meral Okay. Yaman Okay ile alakalı. Bu kadar da güzel söylemiş. Yani şu beni çok derinden etkiledi. Bir ölüye aşık olmak işin en acı halidir diye söylüyor. Ve bunu da 2000'lerin ortalarında yazmış. Yaklaşık bir 10 küsür sene geçmiş üstünden, vefatının üstünden 15 sene neredeyse geçmiş olmasına rağmen bunu o dönemlerde yazmış ve hala aşık. Birbirlerine böyle gülerek baktıkları bir fotoğraf var Yaman Okay'la Meral Okay'ın. O galiba bu sözlerin resimleşmiş, fotoğraflaşmış, imgelenmiş hali olsa gerek. İkisine de Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olur inşallah. Mutlulardır diye düşünüyorum. Ben onları andığımız için, bu programda konu ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ben ikisini de çok seviyorum. İkisinin de eserlerini izlemekten, dinlemekten ve okumaktan, az önce dediğim gibi, gayet keyif alıyorum. Umarım bizi izleyenler de bu programdan keyif almışlardır. İnşallah. Bu arada bugün de vefatının yıl dönümü olan Alev Sezer'i de anmadan geçmeyelim. O da Türkiye'nin kulaklarda böyle aşina olduğu seslerden biriydi. Çok iyi bir tiyatrocuydu. O da genç yaşta vefat etti. Ben hatırlıyorum, TRT'de o zamanlar kaç yaşındaydım bilmiyorum ama bir cenaze töreni vardı ve Alev Sezer'i konuşmaya dahil ettiler. Alev Sezer işte arkadaşının çok erken yaşta vefat ettiğini. Işte acaba daha çok Yılmaz Zafer olabilir mi? Olabilir. Yani böyle bir konuşması var orada. Ve ben çok üzülmüştüm o konuşmasına. Ve o konuşmasından çok kısa bir süre sonra, birkaç ay sonra, ki muhtemelen belki o zaman da rahatsız olabilirdi. Hayatını kaybetti. Hep Bruce Willis'in sesi olarak geçerdi. Hep her yerde ki
Çok ayrı bir ses tonu vardır. Dallas'ı çok kimse hatırlamaz TRT'de o dönemlerde. Orada Patrick Duffy'nin karakterini canlandırıyor. Bobby'yi canlandırıyordu. Yeri gelmişken onu da analım. Bu arada çok fazla önümüzdeki haftaki programlarda konuşma istekleri var. Sedat'cığım sen oradan okurken alttan da yazdılar. Vahiy Öz isteyenler var. Medya. Vahiy Öz konuşuldu ama şimdi arkadaşlar özellikle hani çok eski dönemlerdeki kişilerle ilgili bilgi bulmak çok zor. Çok kolay şeyler değil. Yani tek Vahiy Öz'ün özelinde bir program açıkçası bizi de yorar, sizi de yorar. Öyle söyleyeyim. Ama Yeşilçam'ın karakter oyuncuları diye toplayıp onları içerisinde işte Turgut Özatay'ı da işte Vahiy Öz'ü de Cevat Kurtuluş'u da harmanlayarak öyle bir şey yapabiliriz. Bu bir öneri. Biz de gidip Meral Kurtuluş'u taciz edelim, rahatsız edelim, kadın hayatına burnumuzu sokalım. Evet, mesela. Bir de o tipler var, Allah uzak etsin. Ben şöyle bir şey işittim ya bununla ilgili. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama birkaç arkadaşımız var böyle bulunmayan, ya daha doğrusu bir sürü kişiyle gidip fotoğraf çekip sadece hani hiçbir yaraya parmak basma, fotoğraf çekip geliyor, fotoğraf çekip paylaşıyor işte son hali falan diye. Ya bir sesini duyalım, bir anılarını dinleyelim. Hani böyle emek verip şöyle bir şey yapalım gibi bir durum yok. Bana şöyle söylendi. Hani bizim kimlik bilgilerimiz bir yerlerde falan kişisel bilgilerimiz yayınlanmıştı hatırlarsan. Evet. Hala bile satılıyor bir yerlerde falan haber yapıldı. Bu arkadaşlar oralardan ulaşıyorlarmış bu bilgilere falan diye bir şey geldi. Çok... irite edici bir durum. İnşallah öyle bir şey yapmıyorlar. Ya affedersiniz ama bu iş biraz şeye döndü ya Sedat. Katının sidik yarışına döndü. Evet ya. Yani saçmalık en son yani. Ölmeden önce ben bir röportaj yapayım. Ölmeden önce ilk ben şey yapayım, konuşayım ya da resim çektireyim tarzında. Yani işini doğru yapanları ayrı tutuyorum bu konuda ama niyeyse böyle bir şey var yani. Bir yarış var o konuda. Bak ben özür dilerim. İsim vermeyeyim ama şu an gerçekten ünlü bir oyuncu. Hasta. Yani durumu pek iyi değil biliyorum. Ya çocuğuna telefon ediyorlar. Telefonda konuşuyoruz. Diyor ki ya Sedat diyor telefon edip şey istiyor benden diyor. İşte son halinin fotoğrafını gönderir misin bana? Ya ne yapacaksın bunu? Sen alacaksın sosyal medyada paylaşacaksın. İşte o kişinin son hali falan diye. Aydan Mecat Paşa yaptıkları gibi değil mi? Tabii. İnsanların acıları üzerinden prim kasmanın ne alemi var? Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz burada bir vefat haberini paylaştığımızda ben çok mu mutlu oluyorum onu paylaşırken? İnsanlara haber veriyorum. Anmaya eğer daha önce bir onunla ilgili bir şey paylaşmışsak onları hatırlatmaya çalışıyorum. İşte bu işleri yapmıştı. Bir anlamda bir fragman gibi hayat hikayesini insanların göz önünden geçsin istiyorum. Ve hayırlı ananlar olabilir. Az önce dediğimiz gibi ateşi bol olsun diyenler de olabilir ki onları uzaklaştırıyorum. Hemen zehirliyorum sayfadan uzaklaşsınlar diye. Ama bir araya gireyim Sedat. Çok hastalıklı şey var çünkü sana orada pası atacağım. Geçen senin bana gönderdiğin bir YouTube linki var. Arkadaşlar bir haber, magazin haber sitesi yapmışlar. Evlere şenlik. Yani böyle bir şey yok. Şimdi Sedat size anlatsın birazcık ama ya gerçekten çok mu aptallaştık ya da çok mu vicdansızlaştık? Ya ne oldu bize diyeceğimiz bir şey. Sedat ondan da bahset istersen. Ya şöyle ben bir tane mesela açtım okuyayım. Yani clickbait'in affedersiniz suyunu çıkarmış. Suyu yerine başka kelime de kullanılabilir. Ünlü oyuncu acılar içinde öldü. Oha ölüme bakın kim sebep oldu? Cenazede her şeyi itiraf etti. Şener Şen'in fotoğrafı var üstünde. Şener Şen ölmüş arkadaşlar. Haberiniz var mı? Tabii. Yani bu haber şey sitesine var. Göre yani. İşte bir tane daha var. Müge Anlı her şeyi itiraf etti. Kamera arkasında bakın neler yapmışlar. Seda Sayan programı kapatıldı. İçerikte hiç alakasız. İşte Aydemir Akbaş'ı 2 sene önce paylaştıkları videoda öldürmüşler. Aydemir Akbaş daha 15 gün önce falan. Şimdi ben bunları şöyle farkına vardım bu sitenin. Benim telif konusunda ben çok hassasım. Telif ihtarı gönderdim bir videoda kullandık diye. Yalvar yakar kanalım kapanacak. Bunu lütfen telifi geri alır mısınız diye. Yani para bile teklif etti onu söyleyeyim. Ben telifi geri almadım. Almayacağım da. Ya kapanacaksa da kapansın. Yani
öğrenciyim ben, ne olur geri alın bunu falan demeye getirdi. Dedim sen zaten ahlaklı olmayı öğrenememişsin bir kere. Yani düzgün olmayı öğrenememişsin. Böyle bir haber olur mu? Yani Hababam sınıfının oyuncusu vefat etti. Sabaha karşı evinde ölü bulundu. Ölmeden önce kimin ismini verdi? Tuncay Akçı'dan bahsediyor. Kimin ismini vermiş olabilir ya? Ne isim verip yani beni bu öldürdü falan mı demiş olabilir? İşte ahlaksızlık bu boyuta geldi. Ne yazık Ben ki. bunlara mesela özellikle telif gönderiyorum benim içeriklerimden faydalandıkları zaman. Çünkü ben o içerikleri yaparken büyük emekler sarf ediyorum. Hiç kimsenin benim emeklerim üzerine böyle yalan yanlış şeyler bina ederek kendisine fayda sağlamasına kesinlikle müsaade etmedim, etmeyeceğim de. Ben kimsenin emeğini, kimsenin hakkına girmiyorsam kimse de benim hakkıma giremez, girmesini de istemiyorum. Bu konuda ben çok hassasım. Ve mesela bazı şeyler var, arşivciler var. Ben çok uyuz olurum arşivcileri, sevmem. TRT'nin video dizisinin videoya çekmiş, almış video kaseti. Yıllar sonra bu benim diyor. Senin değil, bu TRT'nin. Sen hırsızlık yapıyorsun burada. Bununla hak iddia ederek. Aynen. Ha şöyle, arşivinde sakladın, paylaştın, gayet güzel. Ama bunda hak iddia edemezsin. Bu sana ait değil. Bu TRT'nin. Ya da işte X bir yerin, ben Laurel'le Hardy'nin 1940'lardaki bölümünden küçük bir sahneyi YouTube'da bir videomun içerisinde paylaşmak istedim. Fox bilmem ne Entertainment şudur budur falan şirket bana direkt telif ihtarı gönderdi. 1940'lardakinin hala telifi saklı duruyor. Ve dedim ki evet gerçekten var burada. Mesela şöyle de bir durum var. Geçen sene ben İlknur Şengül'ü arayıp buldum. O Karamele şarkısını söyleyen ablamızı arayıp buldum. Şöyle bir durum var. Ondan önce Karamele şarkısı her yerde paylaşılıyor. Şarkı Müjdat Akgün'e ait, söz müzik falan. Fakat ben İlknur Şengül ortaya çıkarttıktan sonra onun bir tane VHS kasetteki halini, videoyu paylaştıktan sonra TA Project diye bir firma Karamele'nin hakları bizde diye onu lisanslamış ve benim kendi arşivimizden çıkarıp koyduğumuz videoya telif gönderdi. Şimdi ben buna itiraz etmedim ve sesi kapattım. Video yayınlandı. Onun sesini kullanmıyorum. Fakat şu var. Şimdiye kadar sahiplenmeyip belli taşlar yerine oturduktan sonra sahiplenip bu benim demenin de etik bir yanı yok. Onu söylemiş oldum. Ya telif en büyük sıkıntı ama ben en çok bu sosyal medya platformlarına kızıyorum. Yani onların başındakileri. Sen de ben de aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Keza büyük firmalar da karşı karşıya. İşte ufacık bir müzik geçiyor. Hemen şak telif, şak 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 teliflerden dolayı o sahne siliniyor. Ya müzik geliyor. Ama bak az önce söylediğin şey. Yalan haber yazıyor. Adam Şener Şen'i öldürmüş. Ya burada böyle bir spekülasyon var, yalan haber var ama YouTube bunu kapatmıyor. Ne çok enteresan yani ama bize sürekli böyle kafamızda bir demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Keza aynı şekilde bizim arkadaşlar farklı bir platformda yine Sedat gönderdi bana. Bizim bütün Yeşilçam film hatalarını, telifli olan hepsini almış arkadaş, yayınlamış. Kendisi yapmış gibi ya. Bir Çok de altı enteresan. teşekkür eden şey O, tebrik ona edenlere geleceğim. teşekkür Yok ediyorum. ona geleceğim. Şimdi bir tane sayfa var. Onu da paylaştım. İşte unutulmaz klasikler mi, efsaneler mi, bilmem neler mi, nostaljiler mi neyse. Arkadaş almış benim Autuba videomu ki o videoları hazırlamak gerçekten çok zor. Arkadaşlar filmlere bakıyorum, yıllara bakıyorum, işte altyapılarını hazırlıyorum, müziğini koyuyorum filan. Getiriyorum. Arkadaş öyle bir yerlerden kesmiş ki yazılar gözükmesin diye. Ve sonra da arkasına ya eline sağlık kardeşim çok güzel video yazmışsın, yapmışsın diye söyle. Teşekkür ederim diyecek kadar da yüzsüz. Ben de bunu yazdım. Dedim ki sen bir emek hırsızısın ve ölmüş bir insan üzerinden bir emek hırsızlığın vardı. Beni her yerden engelliyor bu arkadaş şu anda. Yani ne kadar acı verici bir şey. Ve ben Instagram'a bu videolar benimdir diye telif ihlalinde bulunuyorum. Ama sayfayı kapatmıyor. Geçiyoruz geçen seneye. Benim sayfam arkadaşlar bilen bilmeyen olur. 100.000'den fazla takipçisi olan eski sayfam. Hüseyin Baradan'ın torunu Levent Kırca videosuna telif attığı için kapatıldı. Bakın ne alaka diyeceksiniz. Ama bu iş böyle. Bu densiz arkadaş sayfamda Hüseyin Baradan'a dedesine yer verdiğimden dolayı bunu içerlemiş.
Ve bu arkadaş gidiyor YouTube'a, diyor ki bu Levent Kırca videosu benimdir diyor. Özür dilerim Instagram'a. Ve Instagram benim sayfamı kapattı. Ve çok uğraşmamıza rağmen bu arkadaş bu videolarda hak sahibi değildir dedik. Ve Levent Kırca'nın öz oğlu Oğulcan Kırca devreye girdi. Dedik yani bunlar bizimdir arkadaşlar. Yani bu kişiyle bir alakası yok demesine rağmen sayfamız açılmadı ve biz şu anda farklı bir sayfadayız. Şimdi ben tek bir alakasız videodan dolayı kapatıyorum ama öteki tarafta adam almış benim videoları bangır bangır yayınlıyor. Şikayet ediyorsun, telif yok. Ya adamına göre muamele mi diyorum, anlamıyorum yani gerçekten. Vallahi, bu telif konusunun çözülmesi lazım. Açıkçası çok YouTube ve Instagram sayfası kanalı kapattırdım. Bu konuda övünüyorum. Sebep de şu. Uyarmama rağmen, az önce dediğin gibi uyarmama rağmen kaynak gösteren arkadaşım burada. Bak ben bunu buradan aldım. Bir de altına şey yazıyor. Bu tip videoların devamı için sayfamı takip edin. Senden çalacağım. Evet. Ben kendisi uyarmama rağmen işte internette paylaştığın her şey artık oranın malıdır. Sen buna karışamazsın. Peki tamam, karışamam. Kanal kapandıktan sonra da önce yalvarıyor, hayır deyince de tehdit ediyor. Ben o tehdit edenlerin hepsini de zaten dava ettim. Yakında çıkarlar şeye. Şu adli tadil bir bitse falan. Mahkeme karşısına çıkacaklar da. Velhasıl benim de uzman filmle bir sıkıntım var. Daha doğrusu benim uzman filmle değil de uzman filmin sosyal medyacısıyla bir sıkıntımız var. Aynı bizimle. Uzman filmin şu an yönetim kurulu başkanı Seda Hanım var. Seda Hanım'ın ben bunlardan haberi olduğunu düşünmüyorum. Seda Turgut Ayıs hanımefendinin ismi. Onun ben bunlardan çok haberi olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyayı idare eden arkadaşlar benim daha önce telif atıp kapattığım sayfalardan bir tanesinin, ki ismini vermeyeyim, 90'lar sayfası, onun sahibi olan hanımefendinin arkadaşıymış. Sen benim sayfamı kapattın. Ben de uzman filmi işte o sosyal medyacısıyla çok iyi kanka bunlar ve bana telif gönderiyorlar. Hangi videolara? İşte neydi o şeyin ismi? Dolap Beygiri filmi, uzman filme ait olan. Ya bir film şirketi benim filmimi paylaştın diye telif ihtarı gönderir mi? İşte bu arkadaş sahibinin de haberi olmadan yapıyor bunu. Ben Seda Hanım'a ulaştım. Yani ulaştım dedim. Konuşacağım kendisiyle. İletişim buldum bir yerden. Konuşacağım kendisiyle. Bu arkadaşı hiç iyi günler beklemiyor. Aynı böyle arkadaş, saçma sapan şeyler yaptığı arkadaş, için. Bu arada seninle samimiyetimizden dolayı muhtemelen bize de Facebook'tan. Çünkü bizim artık sayfa kapandığından dolayı bütün videolar eteki sayfada kaldı. 2008 yılında yayınladığımız Çıplak Vatandaş filmindeki hatayı, yani yaklaşık 20 saniye kadar filmden bir görüntü var. Ve buna telif atıyor. Ya 6 yıllık videoyu nereden buldu, nasıl araştırdı, nasıl buldu? Nasıl çünkü buldu. İkimizin ortak noktası o arkadaşla husumetli olmamız. Aynen. Ve ben bir ay Facebook'ta paylaşım yapmama cezası aldım. Çok üzüldüm açıkçası gerçekten. O da ayrı bir konu. Ya saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Bu konular gerçekten çok sıkıntılı arkadaşlar. Ya bakın ortalık emeği ben size sadece şu kadar anlatayım. Sadece cumartesi günleri yayınlayacağımız Eylül ayı içerisinde bir seri hazırladım. Ünlü isimlerin yıllar önceki çok gençlik halleriyle bir de son dönemdeki hallerinin yan yana gelmiş bir kolaj fotoğraf şeysi. Yaklaşık 25-30 saniye kadar bugün bir şey hazırladım. Ve benim yaklaşık 6 saatimi aldı arkadaşlar. Yani bunun grafik tasarımları, fotoğrafları bulma, fotoğrafları iyileştirmesi, sunulacak şekle getirme. Ama adam alıyor oradaki logoyu yok ediyor. Kendi sayfasında yayınlanıyor. Haberimiz bile olmuyor. Ne yazık ki ve ne yazık ki. Ya bunlar için videolar bulunuyor, hazırlanıyor. İşte sesler temizleniyor. Biz bu aralar son zamanlarda kendi YouTube kanalımızda da YouTube'da olmayan filmleri yayınlamaya başladık. Elimizde olan arşivi yavaş yavaş kullanıyoruz. Orada da aynı şekilde çok eski 50'li yıllara ait filmlerin seslerini restore ettik. Ondan sonra aynı şekilde görüntülerin bazı restore ettiğimiz yerler var, düzenlediğimiz yerler var ve bunları yayınlamaya başladık. Yani insanlar izlesin diye. Bu filmler zaten ne telifi kalmış ne bir şey kalmış. 1953-57 yapımı filmler ve biz bu filmleri size ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir emek sarf ediyoruz ama orada adam kalkıyor, hiç şey üstüne değil, alıyor, kırpıyor, ediyor. Kendi videosuymuş gibi sunuyor. Neyse toparlarsak şimdi biz ne yapıyoruz? Biz bir dahaki programda sonra kimleri konuşalım, evet. Senin aklına gelen bir şey vardı, onu ankete koyalım. Arkadaşlar biliyorsunuz biz daha önce Kemal Sunal'ın kötü filmleri diye bir tartışma yapmıştık kendi aramızda ve bu çok büyük ses getirdi. Dediler ki Kemal Sunal'ın kötü filmi yoktur ki hala izlendiğinde de bana DM'den olsun şeyden olsa küfürle birlikte yazı yazıyorlar.
Bu herhalde 7 Eylül mü? 7-8 Eylül'den biri. 8 Eylül. Cüneyt Arkın'ın doğum günü arkadaşlar. Biz de özellikle 80'li yıllar sonrası özellikle video dönemiyle birlikte başlayan hızlı tüketim toplumunda Cüneyt Arkın'ın kötü filmlerini konuşmak istiyoruz. Eğer oylamaya da kazanırsa işte Dünyayı Kurtaran Adam filmi dahil olmak üzere Avantür çektiği, Erol Taş'la çektiği sulu komedileri bir masaya yatıralım istiyoruz. Çetin İnanç'la neler yapmışlar? O Dünyayı Kurtaran Adamlar nasıl çekilmiş? Ne şartlarda oluşmuş? Bir benim önerim bu açıkçası. Yani başka öneri varsa ona da alalım. Cüneyt Arkın'ın kötü filmleri diyorum. Onun dışında sizin yorumlarınızı okuyoruz şu anda. Benim de bir önerim olacak. Bu bana bir takipçimiz göndermişti. Türk sinemasında oynayan yabancı oyuncular. Evet. Yani işte hani bu Piç Rıza vardı hatırlarsan. Evet. Eva Bender'ler şunlar. Eva Bender vardı evet. Yani şu an ilk akla gelenler Nasır Melek vardı zannedersem. Var bir sürü böyle şey ilk akla gelenler bunlar olsa da bir sürü oyuncular var. Sinemamızda oynamış yabancı oyuncular. Tamam. İkisini koyabiliriz. Zaman. Olur. Olur bence de güzel olur. Bakalım hangisini seçecek arkadaşlarımız. Cüneyt Arkın'ın kötü filmlerini zannetmiyorum seçeceklerini. Görmek istemezler bence. İsterler. Ama var yani gerçekten kötü film. Herkesin var yani ne yazık ki. Var tabii ki yani. Yani ne diyeyim. Niye olmasın ki? Yani Cüneyt Arkın'ın da elbette kötü filmleri var. Bunları konuşmak şey bir tanesi bana şey demişti ya YouTube'da. Bu gerizekalı Sedat Kemal Sunal'ın filmlerini kötü dedi yazmıştı ya. Ben Kemal Sunal filmlerini kötü demedim ya. Kemal Sunal'ın kötü filmleri var dedim ve bana gerizekalı dediği için kendisiyle bana da çok yazıyorlar biliyor musun? Çok kötü günler bekliyorum. Sen kimsin? Kemal Sunal'ı eleştirecek hangi bilgi birikimine sahipsin diyorlar. Öyle bunların ötesinde biz herkes her şeyi eleştirebilir, bizi de eleştiriyorlar. Eleştirecekler tabii ki. Hakaret küfür olmadığı sürece ben eleştiriye varım. Bir de şu var, bazen bir şey eleştiriyorsan yerine ikame edeceğim bir şey de olması lazım. Yani bu iyi değildi. Mesela konuştuğumuz konularda bu iyi değildi. Bunu konuşsaydınız ya da işte bu soru iyi değildi. Bunları niye sormadın? Ya da işte bu soruyu sorsaydın demelerini bekliyorum ama genelde bu iyi değildi, bu şöyleydi, bu böyleydi falan deniyor. Manevra fişeği deniyor. Askerlik yapanlar bilir. İçinde çekirdek yok sadece barut var. Sadece barut ses çıkıyor. Şehmus kardeşimiz yazmış. Cüneyt Arkın dublör kullanmadığını söylemiş ama dublör kullandığı filmler var. Doğru evet, vardır. Var. Yani çok tabii o zamanlar arkadaşlar bunlar sinemada gösteriliyor. Kimsenin açıkçası yakalama şansı yok. Ama günümüzde filmler restore edip 4K teknolojisiyle durdura baktığınızda birçok filminde dublör kullandığını yakın çekim görüyorsunuz. İşte bu eğer seçilirse buna da yer veririz. Sedat 15 gün sonra mı yapacağız? Nasıl yapacağız? Onu ayarlarız. 15 gün sonra yaparız. Demiş ki arkadaşımız Salih Kalyon ve Engin Şenkar'ın Bizimkiler belgeseline gelmemesinin sebebi nedir? İstemiyorlar. Kısaca. Yani yayın. Bakın arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Programlar 14 Nisan'da yayınlanmaya başladı. Biz bu programları Aralık'ta, Ocak'ta çektik. Ve yayınlanmadan önce herkese teklif götürdüm ben. Herkes o bazı, herkes değil de bu yorum yapanlar, çünkü bu yorum kıt bir beyine sahip olan insanlar yapar bunu. Şunu söylüyor. Diyor ki bu programı izledikten sonra adam gelmez tabii ki. Arkadaşım ben zaten program yayınlanmadan önce teklif götürdüm kendilerine. O zaman kabul etmediler. Program yayınlandıktan sonra kimseyi arayıp da çekmek ister misiniz o kişileri demedim. Bir tek Salih Kalyon'a son bir kez aradım. İstemiyorum, teşekkür ederim dedi. Tamam dedim ben de. Bu kadar. Güzel. Bugün konu geçti. Yaman Okay ve Meral Okay'ı konuştuk. Allah rahmet eylesin diliyoruz. Ve bu kısmı YouTube'da paylaşacağız zaten. Sadece Yaman Okay ve Meral Okay'ı konuştuğumuz kısmı. Ivır zıvır konuları falan değil. O kısmı paylaşacağım. Ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz bütün sanatçılarımızı aynı şekilde rahmetle anıyoruz. Sedat zaten şeyi belirleyecek. Anket konularını burada konuştuğumuz gibi belirleyecek ve oylamaya sunacağız. Gününü tekrar belirleriz. 15 gün sonra diyoruz ama tam gününü tekrar birkaç gün öncesinden duyuru olarak sizlere bugün ayın 3'ü işte o 2 hafta sonrası 15'i 18'i falan oluyor. Arayı çok uzattığımızı söylüyorlar bu arada. 10 güne düşürün
diyenler de var. Ben DM'de yazanlar. Tabii her hafta mümkün değil ama. Olmuyor ya gerçekten. Şey yapabiliriz. Çünkü bunlar için, bunlar için hakikaten ciddi araştırmalar yapıyoruz. Yani böyle hani ama laleten gidelim çıkalım geyik yapalım falan değil. Gerçekten sağlam araştırmalar yapıyoruz. Hani bulabildiğimiz kadarını bizim için ilginç olan burada konuşulmaya değer konuları buraya taşımaya çalışıyoruz. Yoksa çıkıp ben de biyografisini okurum. O Wikipedia'dan burada doğmuş, Giresun'da doğmuş, işte Sinop'ta ilkokul, ortaokul falan. Bunlar da elbette bahsettik ama bunu süslememiz lazım içerisine. Mesela biraz önce söylediğimiz cenaze olayını mesela hiç kimse bilmiyordu mesela. Tabii. Şimdi öğrendiğiniz arkadaşlar bunu yarın bir gün bir yerde de konusu geçtiğinde anlatabilirsiniz. Keza senin Umur Bugay'la ilgili olan kısımlarda birçok detaylı bilgiler attı aslında. Güzel doyurucu bir program oldu. Ben yine zevk aldım. Yani muhtemelen senin için de geçerlidir. Valla ben Yaman Okay'ı ve Merakay'ı konuşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. İyi oldu. Güzel bir iz bıraktık. Bunu paylaşacağız dediğim gibi. Bir sürü kişi izlediğinde de eminim böyle düşünecektir diye ümit ediyorum. O zaman anketi hazırlayıp çok geçmeden oylara sunalım. Bakalım neler olacak. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.